Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi lemalar 16'da şöyle geçiyor. İlginçtir. Şu dünyada zamanın fena ve zeval yaşadaki tesiratı gayet muhteliftir. Yani tesir ediyor. Ve Kur'an'da Allah zamana yemin ediyor. Vücudu olmayan, muayene olmayan, varlık olmayan bir şeye yemin etmiyor. Mesela şemse yemin ediyor. Duha yemin ediyor. Değil mi? Yeminler var. Kamera yemin ediyor. Realiteye yemin ediyor. Yani pergele yemin ediyor. Pergel. Hani hareketlendirenlerin merkezine ediyor. Zamana Allah yemin ediyor. Demek zaman mahluktur. Zamana yemin ediyor. Ve mahluk, öyle bir mahluk ki, mahluk deyince illa atom cinsinden değil, cennet de mahluktur. Yaratılmıştır. Kudret, vücud harici vermiş. Bir ilmi vücuda kudret tahallük ederse vücud harici olur, ona mahluk denilir. Kudret tahallük etmediği her şey ilmi vücut. Şimdi bak burada çok ilginçtir ve tuhaftır. Sokmuş gizlemiş. Şu dünyada zamanın kimse bu adam zaman fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Her şey farklı tesir ediyor. Farklı etkiliyor. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime ne kadar tesir edeceğini biliyor. Yani yaşlandırıyor, çocuğu gençleştiriyor. Gençlendiriyor. Çocuğu gençleştiriyor, evet. Seni yaşlandırıyor. Mesela, mesela aynı şey zaman. He? Aynı şey zaman. Aynı şey. Aynı ortamdayız. Aynı ortamdayız ama onu büyütüyor. Seni ihtiyarlattırıyor. Şey sordu bununla alakalı. Dün mü? Evvelsi gün bir hocaların içine iftara denk geldim. Böyle bir şey sordu böyle. Yani bunlar Arapça hocası, kurs hocası, kıraat, dünya birinciliği böyle birisi vardı. Böyle cehennemi bir çukur zannediyor, tamam, bir ateş kuyusu. Atınca herkes, hayır, cehennem canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime, neyi, ne kadar, ne zaman, ne kadar, nasıl tesir edeceğini, hangi cins tesir edeceğini biliyor. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, konuşuyor. Başı meydana geliyor. Şuurludur yani, seni tanıyor. Yani tümüne böyle çukur, öyle bir şey değil yani. Tamam. Şimdi esas gireceğim şu. Bizi ihtiyarlatan, çocukları büyüten, eşeği sıralamaya koyan, fikirleri, hisleri, latifeleri ve fiillerimizi, dört, fikirleri, hisleri, kalp, latifelerimizi, ruh, fiillerimizi sıradanlık yapan, sıraya koyarak, fikirleri de, hisleri de, latifeleri de, fiilleri sıraya koyarak, donuk mevcudatı hareketlendirendir zaman. Sıra, öncelik, sonralık sistemini getirmiş. Bir şey anlatacağım bundan. Anlatacağım, bu değil esas konu, bu. Bizi ihtiyarlatan, çocukları büyüten, herkese farklı tesir yapan, bu üzerine Allah'ın yemin ettiği, zamana yemin ederim diyor, velası var. Bunun zamanın yazı yok, kışı, dünü, bugünü yok zamanın. Zamanın zamanı yok. Bize göre var. Bize göre var. Yani bize yaptığı tesire göre. Baktım, bızışmışım, ha yaşlıyım bilmem ne. Zamanın zamanı yok. Hep aynıdır. Tık, tık, tık. Tıkın öncesi de aynıdır, sonrası da aynıdır. Böyle mazisi yoktur. Bizde böyle gözüküyor. Zaman her şeyi bize gösterir ama kendisinin olduğunu bilmeyiz. Bak, zamanın yazı yok, kışı yok, dünü yok, bugünü yok, gecesi yok, gündüzü yok, hacmi yok, kütlesi yok. Ama varlığından ve eşeğe tesirinden kimsenin şüphesi yoktur. Varlığından kimsenin şüphesi yok. Kimse sormaz ki niye zamanı görmüyoruz?
Yani bu kadar açık, yaşımızı belirleyen, hareketimizi ortaya koyan, düşünceleri sıralayan, fikirleri sıralayan, öncelik sonralık diye sistem getiren, duygularımızı sıralayan, biraz önce biraz sonra, latifelerimizi konumlandıran, fiillerimizi böyle bak böyle yapan, zamanı bu kadar hayatımızın ta kendisi olmuş ama bir Allah'ın kulu çıkıp da zamanı niye görmüyoruz sormuyor. Allah'ı niye görmüyoruz, melekleri niye görmüyoruz? Yani zaman mahluktur. Allah'ın yarattığı zamanı sormuyor, zamanın yapanı soruyor. Allah'ı niye görmüyoruz? Gel cevap, zamanı gördüğün zaman göreceksin. Alem-i şehadette bu kadar tesir var ama buralı değil zaman. Mahluktur. Çok ilginçtir. Buralı değil. Dünya diyor ahiretin üzerine tenteneli perde ya. Yani ahiretteki sıfatlar, hadise şeyler, sistemler burada çalışıyor. Farkında değiliz. Mesela zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ondan herkes, herkese farklı akar. Kime ne tesir edeceğini bilir. Farklı tesir yapar. Sahi ya, zamanı gören var mı? Mahluk olan zamanı niye görmüyoruz ve de sormuyoruz da? Onun saniyini niye görmüyoruz diye sormaya başlıyoruz. Zamanı sormuyoruz. Zamanın ustasını soruyoruz. Eşeği evirip devirip çeviren zaman, zamanı görmüyoruz. Zamanın ne hacmi var, ne kütlesi, ne de mekanı yoktur. Çünkü her şeyin hakikati bir şey olamaz. Her şeyi, bir şey her şey olabiliyorsa o bir şey olamaz. Bütün renklerin sahibi bir renge bürünemez. Bütün hareketlerin sebebi bir şey olamaz. Her şeyi yapan bir şey olamaz. Onun için Allah gözükmez. Onun için zaman gözükmez. Hangi mesela diyelim ki Allah hangi sıfatta gözükecek? Defter mi? Kalem? Gül? Güneş? Bu değerler ne olacak? Çünkü her şeyin hakikati bir şey olamaz. Yani her şeyin hakikati olanlar gözükmezler. Kulak her şeyin hakikati değildir. Sesin hakikatidir, gözükür. Göz ise bir şeyin hakikati olduğu için gözükür. Ama her şeyin hakikati olan şefkat, çocuğa şefkat olur, çiçeğe şefkat olur, her şey şefkat olur. Gözükemez. Nereye bürünecek? Ahiret hesabına bil fiil dünyada çalışıyor da farkında bile değiliz. Ahiret hesabına çalışan en bariz ahiretin hakikati burada. Dünya ahiretin suretidir. Ahiret dünyanın hakikatidir. Cennet hakikattır, dünya sürekliktir. Evet, zaman, zamanı niye görmüyoruz? Suretten hakikate geçme nispetinde oralı oluyoruz. Oralı oluyorsun. Suretten hakikate, an şartta diyor, suretten hakikate geçersen oralı oluyorsun. Yani bu dünya sürekli. Şimdi zaman bu kadar hayatımızın ta kendisi ama gözükmüyor. Ama şey diyor ya, bir yani zahir perestleri en çok aldatan bir şeydi. Bir şeyin mahiyet ve keyfiyetini bilmek ayrıdır, bir şeyin vücudunu bilmek ayrıdır. İşte zamanın mahiyet ve keyfiyetini bilmiyoruz ama olduğunu tamamen kabul ediyoruz. Ama kimse görmüyor. Evet. Yalnız tesirinden farkındayız. Tesiri var. Allah da tesiri işte. Evet, cismaniyete başlıyoruz. Peygamberler bu kadar sıkıntıya, hakikate geçtikleri için mi tahammül etmişler? Evet. Bizim alemimizde olmaz bunlar. Tahammül edilecek gibi gözük. Evet. Olmaz. Ve onlara da mesela çok zorlandı zannediyoruz tahammül ederek. Yok. Mesela diyelim ki yerde işlenen günahların diyor, alemi misalde, alemi manada temessüllerini görüyorum. Hakikaten buradakileri orada görürsen, hani buradaki hareketleri, orada hemen bununla beraber onu görürsen haram yapamazsın. Mesela ben hep böyle misal veririm ya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veya diğer peygamberleri ustadı. Şimdi bu defteri, buraya mı koysam doğru? Buraya mı koysam doğru? Böyle mi koysam doğru?
Böyle mi koysam doğru? Bilmiyorum. Nasıl bilirim? Bunun sana göre böyle koysam doğru. Ama buna göre yanlış. Tersten bakıyor. Böyle koysam ona doğru, sana yanlış. O zaman herkese doğru olabilmesi için bunu orada seyretmek lazım. İleri götür, 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 götür. Yukarıya bakıyorum bak. Bunu orada hakikatini görüyorum. Götür. Bunu görürken bunun bütün hakikati. Bu orada bütünseldir. Burada parçalardır. Götür, 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 götür. Sağ yap, sağ yap. Biraz da, biraz da, biraz da. Getir, getir. Sol yap. Yap. Tamam. Elini götür şuraya. Tamam. Resmin bütünsel itibariyle en doğru yer burası. Sünnet-i seni budur. Esma'nın meratibi arasındaki tam istikamet. Evet. Esma'nın nihayetsiz tecelliyatı içerisindeki ruhun imbisat ve inkişafı adına inkişaf ve imbisatı adına o sözün, o fiilin o ruha en uygun olduğudur. Üstteki mertebe ifrat, alttaki tefrit. Birincisi. Peki birincisini yapalım. Telefonu ben kapatıyorum. Birincisini istiyorsunuz, değiştiriyorum. Zaten benim istediğim pek olmuyor. Evet, dersimiz, madem birincisini istiyorsunuz, birincisi şu. Allah'ı niye görmüyoruz? İnşallah yarın şey yaparız. Siz ilahiyatçı mısınız? Din anlatıyorsunuz. Doktor musunuz? Psikolojiyi anlatıyorsunuz. Ondan sonra doktorum da burada zaten. Allah'ı niye görmüyoruz yapalım. Şurada değil. Not aldım. Şey, uzun olmasın diye şey yapacağım arkadaşlar. Allah'ı niye görmüyoruz? 64. sayfasındaki yerde. Kadir abiye misin? Herhalde. Mehmet. Anladın mı abim? Peki. Aldığım not yani. Risale'de çok çeşitli şekillerde, çeşitli zeminlerde, çeşitli mevzuyu anlatırken kullanıyorum bu konuyu. Ben toplayabildiğim kadar öz olsun diye toplamışım. Diyor ki, Allah'ı niye görmüyoruz? Göz tek yönlü görür. Gözün görmesi tek yöndür. Kulak, kalp dört yönü görür. Kalp ve kulak ikisi mi? Kalp, evet. Eksik yap. Kulak olacaktı. Kulak, kalp değil. Kulak. Her yönü görür. Dört yönü değil, altı yönü görür. Üstten de gelir, alttan da gelir. Tamam. Ruh, altı yönü görür. Elenin yönü yoktur. Ruh altı yönü görmüş, ne demek abi? Yani sağ, sol, yani kulak ön, aynı. Evet, kulak, kalp, ruh böyle. Kulak yalnız şeyleri görür, ruha girmeyeceğiz. Beş tane, alttandaki sesi de görür depremi. Maddi şeyleri duyar. Ama kulak daha camidir, şeyden, gözden. Gözün tek yönü vardır. Kulağın altı yönü vardır. Kalp ise hisleri de görür. Ruh ise latifeleri de görür. Yani mesela kalbin gördüğünü akıl göremez. Enenin yönü yoktur. Ene. Ene ben olan ben. Ene mahluk değil de ondan. Sorun görme. Allah'ı niye görmüyoruz? Sorun görülmek istenen de değil, sorun görendedir. Yani sorun görendedir. Allah'ı niye görmüyoruz? O gözükmediği için değil, sen göremediğin için. Doğuştan ama bir insan eşya inkar etse yoktur, görmüyor. Suç kimde? Doğuştan sağır, duymuyor. Suç kimde? Görme meselesinde sorun görünen zatta değil, gören kişiye aittir. O gözükmüyor değil. Sen veya ben görmüyoruz.
görünen demiyor ki ben görünmem. Göremezsiniz demiyor. Ya sen görmüyorsun. Sorun sende. Yani yöntem farklılığı var. Şimdi gözle gözükeni kulaktan, kulağın gördüğünü gözden istesen gözükmez deyip mi dersin? Mesela desene ki şu yemeğe bir bakar mısın? Şu yemeğin tadına bir bak. Gözde anlaşılır mı? Tuzludur, bellidir. Gözde anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Neyle görürsün yemeğin tuzunu? Dil ile. Ne dedin? Yaparsın. Ne dedin yapar mısın? Sesi gözde görür müsün? Görmek isteyenin zaafı ve kusurundandır. Allah'ı görmemesi. Görünmek isteyene, görmek istediğimize atfetme katadır. Yani biz görmek istiyoruz. O görmek istiyorsun ama bunun yöntemi var. Bundaki eksikliğini ona atfet. Gözükmüyor demek hatadır. Biri ne bu? Ha, biri çıkıp ben atomu, kuantum, dalga boylarını görmediğim için de yoktur dese, bunun inkarına bakıp da hiçbir fizikçi kale alıp adam yerine koyup cevap verir mi? Ben atomu görmüyorum. Ben elektronu görmüyorum. Ben dalga boylarını görmüyorum. Hatta bir tanesi size de gelir. Ben televizyon dalgalarını görmüyorum. Ben radyo dalgalarını görmüyorum. Dese. Ya. Şimdi bu kim kale alır? Cevap alırlar mı? Cevap verirler mi? Dese ki ben atomu görmüyorum. Kuantum fiziğini görmüyorum. Enerjiyi görmüyorum. Dolayısıyla yoktur. Kimse kale almaz ya. Demek ki görünen şeye ait değil nakıs kusur, görendeki zafiyetten kaynaklanıyor. Zafiyetimiz şu. Neyi neyiyle görmek istiyoruz? Sesi gözle görmek istiyoruz. Öyle mi? Sesi gözle görmek istiyoruz. Ata olduğu gibi. Eşyanın fiziksel boyutunu göz ile görür. Eşyanın hikmetini akılla görür. Eşyanın fiziğini, hikmetini benim için yaptığı şefkatli ve merhametli, adaletli Zat-ı Zülcelal'i de kalp ile gözükür. Bir daha okuyayım burayı. Bak bir daha. Eşyanın fiziksel boyutunu göz ile, eşyanın hikmetini akıl ile görürüz. Eşyanın fiziğini, hikmetini benim için yarattığı bu zat şefkatlidir, merhametlidir, adaletlidir, inayet sahibidir. Bunu gören de kalptir. Bunu göz görmez. Ben varım, varlığım varlığına borçluyum. Ben varım, benim varlığım onun varlığına borçludur. Borçluyum. Bana vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, iman ve marifetullah ve muhabbetullahı bana o verdi. Bu vücut mertebeleri fark edip, farkındalığına erip, canlı Furkan olma tarafını da ruh görür. Yani, bak ne vermiş. Ben, bu benim gömleğim, benim atletim, içeriye doğru giriyoruz ya, benim gömleğim, gir içeri benim atletim. Bak bana ne verilmiş? Vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, İman, marifet, muhabbet giydirilmiş bana. Bunu gözle görebilir misin? Vücudu gördün. Hayatı neyini göreceksin? Hayat gözle gözüküyor mu? Bunlar ruhla, yani farkındalık gözüyle gözükür. Farkındalık bir gözdür. Tecrübe bir gözdür. Anlayış bir gözdür. Şefkat bir gözdür. Çocuk pisledi mi pislemedi mi bebeğin anne şefkat gözüyle görür. Hisseder. Çocuk ağlıyor mu evde ağlamıyor mu tarladan anne görür. Aman çocuğum ağlıyor şimdi süt istiyor diye doğru gider. Yani gözler farklı arkadaşlar göz. Biz kör olası cehalet görmeyi göze indirgediğimiz için başka tarafla gördüğümüzü kabul edemiyoruz. Mesela Latife-i Rabbani Allah görüyor. Allah gözükmez diyor. Nasıl görüyor? Mesela bir namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Veya bir derste.
böyle tatlı bir hal olmuyor. O tatlı bir hali vicdanın içerisinde bulunan irade, zihin, his, latife-i Rabbani, latife-i Rabbani'nin Allah'ı gördüğünü gösteriyor. Allah hazır olmasa bizde huzur olmaz. Neyle görüyor? Latife-i Rabbani. Ama kör olan sicalet görmeyi şekle indirgemdiğimiz için bu şekilde olmayan bir şeyi reddettiğimizden kalben ve vicdanen gözükeni reddediyoruz. Bu sebeple gözükmez diyoruz. Oysa işte görüyoruz. Ama renk ve şekil değil. Böyle huzur yok mu? Kim görüyor onu? Mesela çıplak gözle sen uyduya bak bakayım, görüyor musun? Çanak anten görüyor ama. Gördüğünü nerede gösteriyor? Televizyonda gösteriyor. Ha, çanak anten Latife-i Rabbani'ye. Haşa misal, uydu Allah'a. Latife-i Rabbani'ye çanak anten. Bizde de ruhta böyle huzur olur. Televizyonda gözükür gibi. Görme, bilme, anlama, anlatma ve iddiaları olmayan. Mesela bak, görme, bilme, anlama, anlatma vesaire iddiaları olmayan, varlığını ortadan kaldıran, yani insan düşün, görme, bilme, anlama, anlatma ve iddiaları, bunları gözü yok. Varlığını ortadan kaldıran aç, fark, noksan ve kusurunu deruhte edip benim, ben hiçim, hiçliğimi biliyorum şimdi. Hiçliğini bilmek bile yoktur orada. Burası fenai mutlaktır. İddia eden de edilen de yoktur. Görülen de gören de yoktur. Görmek isteyen enedir. Bunlar başka bir göz. Biraz seviye yükselttik. Çıtayı yükselttik yani. Hani varlığı da ortadan kaldırıyor. Neyi görmeyi? Yani varlığı bile kaldırmış. Varlığı bile geçmiş. Ene. Göz tek yönlü görürken kulak altı yönü bir anda duyar. Göz bende organım. Göz bende organım. Kulak da organ. O altı yönü bir anda duyuyor. Ben de onun altı yönünü duyduklarını görmek istiyorum iddia etmiyor ve edemez. Ben de bir organım diyor bu göz. Kulağı diyor ki ben de bir organım. O altı yönünü bir anda işitiyor. Ben de altı yönünü görürüm bir anda diye iddia etmiyor. Niye etmiyor? Haddini biliyor da ondan. Ve suça karşı taraftar değil, suç gözde. Bir de okuyayım şurayı. Ve suç karşı tarafta değil. Karşıki tarafta değil. Suç görme talebinde bulunan tarafta. Çünkü neyi ve neyi görmek istiyor? Bilmiyor. Aklı yönü yoktur. Akıl hikmeti görür. Akıl gözü. Kafa gözüne mi benziyor? Kalbin ve ruhun mekanı ve zamanı yoktur. Oto tamirhanede bir veya iki veya üç araba markası tamir olurken tamirhanede marka işte BMW diyor, Tofaş diyor, Renault diyor. Bir veya iki tane marka tamir olurken benzin istasyonunda her marka her model arabaya her çeşit yakıl veriliyor ve alınıyor. Mesela tamirhanede iki veya üç araba tamir ederiz. İhtiyacını gideriz. Benzin istasyonunda ise her arabaya, her modele, her yakıt var. Bazı insanlar da benzin istasyonuna benzer. Okay gibi. Bazı insanlar da var böyle. Bazı gayretsiz cami hocaları gibi o maaşına yetinmeyip cami vazifesini yapmayıp icar tarla alan, kırtasiye dükkanı çalıştıran tamirhane hocaları gibi. Bir veya iki tane araba tamir ediyor. Bazı din işte bunlar işte din yobazları bunlar. Din istismar eden, geçim vasıtası yapan insan. Para işgal etme de adam gibi adam gelsin. Vazifesini yapmıyor, çocuk okutmuyor. Ezan namazı kıldırdıktan sonra tak diye kırtasiyeye gidiyor. Bunlar bir Renault Tofaş dükkanı gibi. Sırf o markayı tamir ediyor. Namaz kıldırıyor o kadar. Bazı insanlar var ki benzin istasyonu gibi. Her marka, her araba. Her markanın her çeşidini. Her çeşit yakıtı ikmal ediyor burası.
Bu da bir göz. Bu da bir şey. Her çeşit. Kimden, nereden, neyi, ne kadar alacağını bilmeli insan. Kimden, nereden, neyi, ne kadar alacağını bilmeli insan. Az kaldı. Haddini bilmeyen hududunda kalamaz. Bir müminde irade, ibadetullah, basiret gözükür. Vicdanında irade var. Fiil, ibadetullah, insanı yapılandırırken ibadet yapar, iradesi de güçlenirse adamın basireti artar. Adam zihnini çalıştırır, marifetullah da terakki ederse içsel alemi de dirayete artar. Hissi yerinde kullanırsa, Allah'ın dostlarına, dost düşmanına düşman olursa, bunlar da göz ha. Bu muhabbetullah artar, içsel aleminde feraset gözü açılır. Bu da bir göz, feraset gözü. Gözden bahsediyorum. Bir insan günahlardan kaçarsa, Latife-i Rabbani gözü kısmen açılır. Ve Allah'a zevk eder. Böyle zer yani, tamam mı? Bunun da bir gözü açılır içsel aleminde. O göz nedir? Kemalat gözüdür. Vicdanın anası, erbası, fiili, tezahürü, içsel alemidir. Bunlar şey. Şimdi bitiyor. Çalışırsa Allah'ı Celle Celaluhu görür, müşahede eder. Sen bunu samimi istiyorsan, ibadete, tefekküre, Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman edinirsen, Latife-i Rabbaniye'de huzurla dolmaya başlar. Huzur hazır olandan sonra olur. Allah'ı Latife-i Rabbaniye görür. Yani görmek mi istiyorsun kardeşim? Şu dört tane sistemini çalıştır. İrade, zihin, his, Latife-i Rabbaniye. Nasıl çalışır? İrade ibadetullah ile. Zihni marifetullah ile. Hissi neyle çalışır? Muhabbetullah. Muhabbetullah mı? Eylemsel nasıl yapmamız lazım? Edile-i şer'i ölçü yapacaksın. Dostunu, düşmanını Allah'a göre yapacaksın. Hatır için yapmayacaksın. Bunlar çalışırsa otomatik olarak dördüncüsü devreye giriyor. Latife-i Rabbani savunma sistemidir. Biraz önce ikinde görmüşsünüz. Böyle bir zat, böyle menfi anlatmak istemiyorum. Yani hıfz-ı hayat cihazı var, Allah vermiş. Hayatını telef etme, intihar etme, zehir içme, kendini zararını verme diye Allah bir savunma mekanizması koymuş. Hıfz-ı hayat cihazı. O blok olursa artık yapacağını bilmez. Devre dışı oluruz. Bizde de Allah'ı görme bir cihazı var. Sesi görme bir cihazı var. Tadı görme cihazı var. Kokuyu görme cihazı var. İlmi görme cihazı var. Basiret gözü var. Tamam, basiret cihazdır. Feraset cihazdır. Dirayet cihazdır. Kemalat cihazdır. Allah'ı görme cihazımız var. Latife-i Rabbani. Onu da işlettireceksin kardeşim. Şimdi çanak anten. Ceyran vermeden nasıl görecek çanak anten? Ama Latife-i Rabbani'nin görme hakikati gözün görme hakikatine benzemez. O cinsten olmadığı için renk, şekil, yön, sıfat ve vasıf cihetiyle bir şeyi görmeyi arama. Mesela çanak anten. Sen çıplak gözle bak bakalım, gördüğünü görüyor musun sen? Onu gördüğünü görüyor musun? Yok. İşte çanak anten gözün görmediğini, kulağın duymadığını duyuyor. Sesi duymuyor mu? Filmde bir şey. Duyuyor. Gözün görmediğini de görüyor. Latife-i Rabbaniye'nin de gördüğü aynı şuna benziyor. Şu. Çok ilginç bu. Bunu kaçırmamanızı şey yaparım. Nedir o Latife-i Rabbaniye? Bir. Renk, şekil, yön, sıfat, vasıf cihetiyle bir şeyi görme onda. Latife-i Rabbaniye renk, şekil, vasıf, sıfat cihetiyle görmez. Bunlara bağlı değil. Latife-i Rabbaniye'nin gördüğü rengi yok, şekli yok, tipi yok, hacmi yok, yönü yok, dünyadaki bir belirlenişi yok. Bunları görüyor. Yok yani. Mesela basiret. Tecrübe gözü ya. Tecrübe gözü hacmi var mı? Kütlesi var mı? Ya benim tecrübem var. Ya onu tecrübe sermaye ya. Adam, şu misali vereyim de. Adam Mersin'den arıyor. Diyor ki, alo abi diyor, ben diyor poşet fabrikasını iflası verdim. İflas ettim. Bak şimdi. Bak benim gözüme de bakın, onun gözüne bak şimdi. Bak nasıl cevap vereceğim. Bir göz yani, tecrübe. Çünkü içim dolu. Abi diyor,
maliye iflası verdim. Cüzi bir param var elimde diyor. Fabrikayı da devredeceğim diyor. Bu cüzi parayla bana ne tavsiye edersin? Ne yapayım? Dedim ki sen iflas etmedin. Öyle olmayacağını kursuna gittin. Sen tekrar o fabrikana geç, mevcut parayla yeniden onu aktif et. Ama daha önce kazandığın o sen iflas zannettiğin, bedel ödediğin iflas değil. Ha, fabrika öyle yönetilmez. O hata, o yapılmazsı öğrendin. Pahalı oldu. Pahalı da olmadı. Kursa gönderdim seni. Ha, şimdi sen bu fabrikaya gidersen, fabrikaya bir de o hatayı yapmayacaksın. Ve şu anda hata yapma şansın çok az. Ama o parayla yeni bir şey kurarsan, bilmediğin bir şey olduğundan dolayı hata yapma şansın çok. Geri dön, aynı işi yap. Bu ne gözüdür? Hayat gözü. Şu anda da üstlerde oynuyor. Sektörün de kendi sahasında. Tabi şimdi de abim abi diye arayan yok tabii. O da başka bir göz. Şimdi arayan var. Yok. Ondan sonra görmeyi arama, Latife-i Rabbaniye'nin renk, şekil, vasıf, kütle, sıfat gibi bir şeyi görmez. Göz cinsinden arama onu gördüğünü. Sen kulağın işittiğini gözden istiyor musun? Kulağın gördüğünü gözden gözden istiyor musun? Baba ne dedi bir baksana, bir duysana diye gözü götürüyor musun? Yok. Sana deseler ki şu yemeğin tadına bir bak. Sen gözle mi bakarsın, dil ile mi? Dilin gördüğünü gözden ister misin? Dil de, kulak da, burun da, dokunmak da bir gözdür. Aynen bunun gibi de basiret, dirayet, feraset, kemalat da birer gözdürler. Bunların ceminden, yani basiret, dirayet, feraset, kemalatın ceminden muşahadetullah gözükür. Senin bu gördüğünü ki yaşadığını kimse bilmez. Kimse de göremez. Mesela iç aleminde bunları yaşıyorsun öyle. Oh, müşahede ediyorsun Rabbini. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki avamın ahirette beklediği cennet hayatı, cenneti haletleri, ruhsal haletleri diyor cennetteki havas dünyada yaşar diyor. Ama bilmeyiz ki adam böyle bir adam o da. Sana has o. Bu halet-i ruhiyenin başkasına anlatsan anlar mı? Doğuştan ama olana manzara tarif etmek, doğuştan ama, bak kardeşim şurası var ya, deniz manzarası şöyledir böyledir, anlatabilir misin? Doğuştan ama, manzara anlatıyorsun. Doğuştan sağır olana, kıraat dersini verebilir misin? Bak öyle olmaz, bak kıraat dersini vereceğim, bak. O türe şudur, cezim şöyle tutulur, doğuştan sağara kıraat dersi veriyorsun. Doğuştan namaya manzara tarif ediyoruz. Demek ki ders bitti. Her şeyin bir gözü vardır. Renk ve şekil, hacim ve kütlesi olanın renk, yani hacmi, kütlesi, rengi olanın gözü gözdür. Sesin gözü kulaktır. Kokunun gözü burundur. Tadın gözü dildir. Kemalat gözü var, feraset gözü var, basiret gözü var, dirayet gözü var. Tamam? Bunların cemi, bu cem edersek basiret, dirayet, feraset, kemalatı cem edip de hulasa edip bir göz yaparsanız o müşahadetullah eder. O bir de gözdür. Basiret kendi başına bir gözdür. Dirayet de bir gözdür. Ama bu gözleri toplarsanız cem olur. O zaman neyi? Kimden ne kadar isteyeceksin? Sen gidiyorsun, kulağın işittiğini gözle de görmek istiyorsun. Annen diyorsun ki sana, oğlum şu yemeğin tadına bir bak. Anne tuzludur der misin ya? Gözle nasıl anlarsın? Değil? Çıplak gözle bile çanak antenin gördüğünü göremiyorsun. Şu kulakla çanak antenin duyduğunu duymuyorsun. Niye oldu peki?
bundan istiyorsun. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.